Çanakkale'de sokak hayvanları konusunda şikayetler olduğunu belirten İl Genel Meclis Başkanı Necat Önder, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı seçim vaat kitapçığında yer alan Can Dostları Hastanesi sözünü tutmaya davet etti. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli bir sorun teşkil eden başıboş sokak hayvanları şikayetlere neden oluyor. Konuyla ilgili olarak Ton TV'ye açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Necat Önder, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun belediyelere sorumluluklar yüklemesine rağmen belediyelerin bu yükümlülüklerden kaçındığını söyledi. Katartık birliklerinde yapılacak tüzük değişikliğiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin tedavi, geçici bakım, kısırlaştırma hizmetlerinin sağlanması ve sahipsiz hayvanlara uygun bir yaşam alanlarının oluşturulması konusunda atacakları adımda biz payımıza düşeni vermeye hazırız diye bir teklifte bulundum. Ama maalesef üye belediyeler ve gerekse belediye grup başkan vekilinin sözlerinden yola çıkarak topu taça attıklarını gördüm. Yani taşın altına elini koyma çabaları yok. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da seçim meydanlarında Can Dostları Yaşam Merkezi ve Can Dostları Hayvan Hastanesi yapma sözü verdiğini hatırlatan Önder, kendisini sözünü tutmaya davet etti. Bir önceki seçim kitapçığına, seçim vaat kitapçığına baktığınızda imrenilecek derecede alnında Can Dostları Yaşam Merkezi, Can Dostları Yaşam Hastanesi. Orada da şunu söylemek isterim. Yani Ülgür Gökhan her basına mikrofon uzandığında ben Çanakkale halkına yalan söylemem. Çanakkale halkı bana güvenir diyor. Biz yalan söylüyor demiyoruz. O zaman şöyle bir şey söylerim. Kendisini şöyle bir davette bulunayım. Eğer siz vatandaşı aldatmam diyorsanız, seçim vaat kitapçığınızda var. O zaman sizi bu sözünüzü tutmaya davet ediyorum. Yani o Can Dostları Yaşam Merkezi ve Can Dostları Hastanesi'ni görmek istiyorum. Aksi takdirde siz gerçekten bu seçmeni aldattınız diye bağırırım meydanlarda.